TTV ekranlarından hepinize merhaba. Sevgili seyirciler, yeni bir programla karşınızdayız yine bugün. Programımızın adı değişik, formatı değişik. Değişik konuk ve konularla ele alacağız bundan sonraki programlarımızı. Bundan sonraki programımızın adı Ramazan Duman ile gündem olacak. Biliyorsunuz daha önce tarım programını yapıyorduk. Şimdi yine ona da devam edeceğiz ama şimdilik programlarımız bu şekilde devam ediyor. Bundan sonra her perşembe saat 11'de sizlerle beraber olacağız. Ülkenin gündemini, Manisa'nın gündemini, siyasetten ekonomiye, kültürden eğitime kadar bütün konuları ele almaya çalışacağız. Çok değerli konuklarımız olacak, çok değerli konularımız olacak. Bu programın ilk olması nedeniyle ilk konuğum bugün Manisa Gelecek Partisi Kurucular Kurulu üyesi ve kendisi mali müşavir Sayın Gizem Hanım. Gizem Hanım bizlerle beraber olacak. Ben kendisine huzurlarınızda hoş geldiniz deyip programımıza başlamak istiyorum. Gizem Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Nasılsınız, iyi misiniz çok Gizem Hanım? Çok teşekkürler, çok iyiyim. Sizlerle beraber bugün burada olmak da beni çok mutlu etti. Öncelikle yeni yayın formatınız hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun, teşekkür ederiz. Siz zaten bizim uzun yıllardan beri sevdiğimiz, saygı duyduğumuz kıymetli bir arkadaşımız, dostumuzsunuz. Onun dışında ETV'de olsun, diğer köşe yazılarınızda olsun Manisa'nın her zaman nabzını tuttunuz. Bunun için de tekrar bir izleyici, bir okuyucu olarak size teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyoruz Gizem Hanım. Biz de gerçekten mutlu olduk burada sizi görmekten ve sizi ağırlamaktan. Manisalılar sizi tanıyor Gizem Hanım ama yine de biraz kendinizden bahseder misiniz Manisalılara? Sizi tanıyalım. Ben 1978 Ankara doğumluyum. Ailemin memur olması sebebiyle aslında Türkiye'nin birçok yerinde bulunduğumuzu söyleyebilirim ailecek ama 89 senesinden itibaren Manisa'da ikametimizle birlikte, bu zaten daha öncesinde ailemden diğer akrabalarım da Manisa'da olduğu için Manisa'da yaşamaya başladık. Burada doğmasam da burada büyüdüm. Üniversite için kısa bir süre Eskişehir'de ikamet ettim. İktisadi İdari İlimler Fakültesi İşletme Bölümü mezunuyum. Sonrasında Manisa'ya tekrar geri döndüm. Güzel işler yaptık. Özel şirketler kurduk. İdarecilikler yaptık vesaire. Sonra mali müşavirlik serüvene başladı. Evlendim. Bir oğlum var. Ne mutlu. Allah başlasın. Sağ olun. Cümle evlatlarım. Çok kıymetli bir eşim var. Kendisi de sağlık sektöründe fizyoterapist olarak çalışıyor. Ailem burada, ailelerimiz burada. Yaşayıp gidiyoruz. Allah sağlık sıhhat versin. Şimdi Gizem Hanım, tabii ki siz siyasetle uğraşıyorsunuz. Mali müşavirlik yapıyorsunuz. Ama tabii siyasete de atıldınız. Hayırlısı olsun bu arada. Bir siyasetçi ve bir mali müşavir gözüyle, biliyorsunuz ekonomimiz son günlerde çok konuşuluyor. Gündemde gerçekten ekonomi var. Genel anlamda baktığınız zaman ülke ekonomisini ve Manisa, bir Manisalı olarak Manisa ekonomisini nasıl buluyorsunuz? Öncelikle bugün 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü. Bu vesileyle de şu anda burada görev yapan bütün gazeteci arkadaşlarıma, yerel gazetecilere, ulusal basında çalışan bütün emekçilerimize de buradan tekrar günlerini kutlamak istiyorum. Gazetecilikle evet. ilgili de çok sorunlar ve sıkıntılar var tabii ki. Biz her zaman onların maddi manevi yanlarında olmaya, siyasette de bir gazete okuyucusu, izleyicisi olarak da vatandaş olarak da her zaman onların yanında olmak isteriz. Onun dışında Ahmet Taner Kışlalı'nın ölüm günü, yıl dönümü. Evet. Hain bir suikaste maruz kalmıştı. Çok önemli bir Atatürkçü, önemli bir yazardı. Türkiye için kuruluş kodlarımızın varlığı ve bundan sonrasında sürmesi için önemli çalışmaları oldu. Bilinçlendirme çalışmaları. Bunun için de hayatını da belki de bu çalışmaların bedelini ödedi. Allah rahmet evet, eylesin Allah diyorum. Rahmet eylesin. Bugüne kadar bunları çalışan ve bizlere bilinçlendirmek için halkımıza uzun yıllar emek veren bütün çalışanlara, emekçilerin hepsine Allah rahmet eylesin diyorum. Amin. Siyaset girmeyle ilgili, evet 2017 senesinde bir siyasi maceram başladı diyebilirim. Tabii bu Ramazan Bey, her şey ihtiyaçtan doğuyor insan hayatında. İhtiyaç hissetmediğiniz
ya şunun da şurasının düzeltilmesi lazım, bu nasıl yapılır diye bir derdiniz kederiniz olmadan inanın hele bizim gibi bir bayanlar için, kadınlar için bu çok daha elzem. Bizler biraz hayatı çok zor, yükünü ayrı da taşıyan annelik vasfıyla, eşlik vasfıyla bir mesleği ifa etmeye çalışan kadınlar olarak çok fazla sorumluluğumuz var. Cinsiyet anlamında da sizler de herhalde kabul edersiniz ki bizlerin daha fazla sorumluluğu var. Evet, gerçekten öyle. Üzerine... Eşimden biliyorum ya, ben de. Yani evet. Gerçekten büyük özveri gerekiyor. Buyurun. Evet. O yüzden ekstra bir de büyük bir sorumluluk, büyük bir yüktür aslında siyasetle de ilgilenmek. Ve ailelerimizin desteği tabii olmadan siyasetle ilgilenmemiz de mümkün değil. Onu da bir parantez açmak istiyorum. Şuraya gelmeye çalışıyorum. Bir derdim, bir kederim olmasaydı belki de siyasete hiç girmeyecektim. Yani gerçekten çocuklarımızın geleceği, belki kendi yaşlılıklarımız, ülkemizin bundan sonra nereye gittiğinin derdi, günlük yaşantılarımızda o üçüncü sayfa haberleri, mesleğimizde olması gereken yerlerde olamamanın verdiği sıkıntılar, yaşımız itibariyle dünyayı belki de görmek isterken yapamadıklarımız, yani hayallerimizi gerçekleştirememek yaşarken ve ülkenin gittikçe karanlık bir geleceğe doğru gittiğini düşünmekten dolayı aslında siyasete başlamış bir insanım. Benim gibi çok da başlayan insan var. Başka sebepleri olan insanlar. Bir vatandaş olarak bu sorumluluk sorumluluk sahibi olanlar için olması gereken evet. Bu. Ya ben kendi adıma bunu söyleyebilirim. Bir derdim vardı. Onun çözülmesi için de siyaset çok önemli. Olmazsa olmaz. Siyasetin dışında başka alanlarda da sivil toplumda çalışarak vesaire de yapabilirsiniz, yapmak istediklerinizi. Ama en nihayetinde etkisi ve yetkisi olanların bir şeyleri değiştireceğini bilen artık o konularda tecrübesi gelişmiş vatandaşlar olduğumuzu düşünüyorum. O yüzden de siyasette her kişinin gerek parti üyesi olarak, gerek oy kullanacak bilinçli bir vatandaş olarak, gerek de aktif siyaset yaparak siyasetin bir tarafında mutlaka kendine alan açması gerektiğine inanan insanlardan biriyim. Şimdi Gizem Hanım, mesela ekonomiyi gözlemliyorsunuz siz de tabii televizyondan ne kadar takip etsek de sonuçta içinde yaşıyoruz ekonominin. Yani siz de bir maliye müşterisiniz, birçok defter tutuyorsunuz, birçok üreticinin, şirketin defterini tutuyorsunuz. Neler gözlemliyorsunuz yani son yıllarda özellikle ekonomik anlamda bir gerileme, ne bileyim işte bu sizin defterlere, faturalara, şirketlerin girdi çıktı maliyetlerine de yansıyordur mutlaka. Tabii. Siz de bunlara birinci kalemden şahit oluyorsunuz. Tabii. Nasıl okuyorsunuz şu an Türkiye'nin gündemini, ekonomik gündemini? Evet, yani bugünü zaten değerlendirmek için aslında kısa bir Türkiye tarihine de bakmak lazım. Biliyorsunuz devletimizin kuruluşu nispeten çok genç bir devletin üyeleriyiz. Kuruluşunda biz aslında bir önceki devletimizin bir takım borçlarını da yüklenerek başladı bu hikaye. O borçları ödeyen bir yeni ilk cumhuriyetten şu anda kendi varlığını devam ettirebilecek, kendi kendine yetebilecek bir ülkenin artık kendine yetemeyen, kendi ekmeğini, buğdayını üretemeyen, kendi fabrikasını kuramayan, kendi teknolojisini yaratamayan, işçisine kendisi emeklerinin karşılığını veremeyen bir ülke haline geldik. Yani dışarıya bağımlı bir ülke haline geldik. Her anlamda böyle. Bizim üretici evet mükelleflerim var. İthalat, ihracat yapan mükelleflerimiz var. Esnaf olan, çaycılık yapan her kesimden mükellefimiz var. Ve onların bütün sıkıntılarını her gün yaşayan birinci neden aslında mali müşavirler. Evet, bu arada doğru, evet. Kıymetli meslektaşlarıma da buradan onları da adını geçirmeden yapamayacağım. Benim için gerçekten mesleğim ve meslektaş arkadaşlarım da çok kıymetli. Çünkü herkes kendi sahasından, kendi meslek alanlarından tabii yaşıyor bir takım zorlukları. Gerçekten biz esnafla ne durumdaysa birebir aynı durumda olan bir meslek grubuyuz. Aynı zamanda kamu yararına çalışan bir meslek grubuyuz. Evet, evet. Çok sıkı kanunlar içinde çalışan ve bunlardan dolayı da şu anda mesela ekonomi ilk elden hisseden meslek gruplarından biriyiz. Tabii ki şeyi çok iyi hissediyoruz. Yani nakit paranın dönmeyişini. Aslında yaratılan değerle o değer karşılığında kazanılan paranın birbirine ne kadar dengesiz olduğunu hissediyoruz. Şöyle ifade etmem gerekirse, mesela bir Türk banknotu, 100 liralık banknot, 2009 senesinde tedavüle girmiş. 2009 senesinde tedavüle giren bu banknotun yıllar içinde eriyişine, enflasyon karşısında eriyişine baktığınızda bugün cebinizden 100 liralık banknotu çıkartıp bakkala gittiğiniz zaman onun alım gücü
yaklaşık 27 liradır. Aynı 100 dolar, 100 liralık dolar banknotunun bugün alım gücü de 76 dolar civarında. Yani evet, bütün banknotlarda belli bir miktar enflasyona karşı erime olur, değer kaybı olur. Fakat 100 liralık bir Türk parası banknotundan 27 liralık alım gücüne düşmek bu korkunç bir uçurum. %70 neredeyse. Tabii. Yani 2009'dan 2021'e kadar bu reel de bir rakamdır. Kesin kuruşuna kadar da bir hesaplaması var. Yani bilimsel açıklaması var bunun. Buraya nasıl geldiğimize aslında bakmak lazım. Biz günlük sorunlarımıza çok fazla bakıyoruz. Çünkü insan olduğumuz için ve belli bir yaşam alanımız olduğu için günümüze bakıyoruz. Tabii ihtiyaçlarımız var. Yani, ama aslında burada geliş var. Yani benim 100 liralık banknotum burada dururken ama ben bakkala gittiğimde onunla 27 liralık alışveriş yapabilirken geri kalan miktar kimin cebine girdi? Buna bakmak lazım. Ve bunun nedenlerini araştırmak lazım. Bu cebine girenlerin girmemesi için engellenilmesi gerekiyor, değil mi? Bu engelleme yapacak olan aslında kurum Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Bakın, çok ince bir ayrıntı vardır. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası değildir oranın adı. Oranın adı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'dır. Neden biliyor musunuz? Çünkü o banka Türkiye Cumhuriyeti'nin diyerek anılamayacak kadar serbest ve bağımsız olması gereken bir kurumdur. Peki bugün bağımsız mı? Bence değil. Maalesef. Peki, iktisat, maliye konuları bilimsel konular ve bunlar belli bir süreç takip ediyor. Peki biz bugün faiz ve enflasyon ilişkisini bilimsel olarak ispatlanmış bir ilişkinin neden ters olarak ispatlamaya çalışan bir hükümetle karşı karşıyayız? Dünyadaki bütün bilim adamları, iktisatla ilgili çalışan bilim adamları faiz ve enflasyon ilişkisini tam tersi açıklarken, ekonomist olduğunu düşünen bizim idarecilerimiz, devlet yönetenler, iktidar sahipleri bunun tam tersini iddia ederek bugün bu hale gelmemize sebep oldular. Bir merkez bankasının başkanı ve merkez bankasının yöneticileri bir gecede değiştirilmez. Bir gecede başka yerlerine atama yapılmaz. Ondan 6 ay sonra ya da 3 ay sonra yerine başkaları atanmaz. Atanırsa işte o cebinizdeki 100 liralık banknot 27 liralık alım gücüne sahip olur. Bugün daha iyi günleriniz. Bundan sonra daha kötü günler sizi bekler. Bu düzeni değiştirmezsiniz. Evet. Bunun için iktidar sahiplerinin kim olduğunun da çok bir önemi yok. Devletler böyle yönetilmiyorlar. Eğer siz gerçekten bir güçlü bir devlet olmak istiyorsanız, başınıza gelen iktidarların yönetim şekillerini değiştirmesiyle evrilip çevrilmeyen güçlü ekonomileriniz olur, güçlü eğitim sistemleriniz olur, güçlü sağlık politikalarınız olur. Bir sütün alım rakamı belki 50 sene değişmez. Çünkü bir süte ihtiyacı olan sizin bebek vatandaşlarınız, yani sizin geleceğiniz. Bu politikaların değiştirilemiyor olması gerekir. Bizim milli eğitim politikalarımız ne kadar çok değişti, farkında mısınız? Benim oğlumdan örnek vermem gerekirse, çünkü ben yaşayan bir anneyim. İlkokul 1. sınıfa başladığında el yazısıyla başladı. 6 ay sonra normal yazıya döndü. Evet. Ve benim şu an oğlumun yazısı istediğimiz şekilde bana kalırsa değil. Ben güzel yazı dersi gören bir öğrenciydim çünkü. Ben şu an çok güzel el yazısı kullanabiliyorum. Ama çocuklarımız bunu şu anda neden alamadılar bu eğitimi? Neden alamadılar? Yani maalesef. Sorun aslında bugünün sorunlarının açık aslında sebepleri bugünden kaynaklı değil. Evet. Bizim yani, çok ciddi ve köklü problemlerimiz var. Daha önce küçük gördüğümüz sorunlar zamanla büyüye büyük kar dağı gibi evet. Şu an önümüze evet. geldi ve evet. Çözemiyoruz yani çözemiyoruz. Maalesef evet. sıkıntı evet. Orada. Peki Gizem Hanım, mesela Gelecek Partisi olarak yine ben partiyle gidiyorum, siyasetle gidiyoruz. Tabii yeni kuruldu Gelecek Partisi. Olası bir erken seçim olması durumunda Gelecek Partisi'ni seçimlerde görecek miyiz? Girecek mi seçimlere? Tabii zaten siyasi... Ve bunun akabinde bir erken seçim bekliyor musunuz? Tabii siyasi partiler zaten her zaman seçimlere girmek, adaylar ortaya koymak, adaylarını seçtirmek bir şekilde iktidara talip olan, iddialı olan yapılar. Bir şekilde sivil toplum kuruluşlarıyla benzer çalışmalarımız olsa da bizler iktidara talibiz. İktidara talip olmak da öyle çok az kolay bir değil, iddia evet. da değil. Yani cumhurbaşkanları, başbakanlar, bakanlar, milletvekilleri, yerel yönetimlerde, belediye başkanları ve
vesaire vesaire bütün ülkenin yönetimine talip olacak kadrolarla yürüye çıktığınızı iddia ediyorsunuz ve bunun için kuruluyorsunuz. Ve partilerin, Gelecek Partisi üzerine de geleceğim, partilerin gerçekten kuruluşları çok meşakkatli. Maddi ve manevi, özellikle maddi çok büyük külfetlerle kurulan yapılar. Tabii bu yapılar kurulurken küçük düşüncelerle kurulmuyor. Büyük ideallerle, büyük iddialarla kuruluyor. Dolayısıyla Gelecek Partisi de çok iddiayla ortaya konmuş bir parti. Yaklaşık Genel Başkanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'nun liderliğinde yaklaşık 150 kişilik bir kurucular kuruluyla kuruldu Gelecek Partisi. Bundan önce de yeni kurulan, biliyorsunuz, yakın zamanda partiler oldu. Onlar da güzel işler ortaya koydular seçim zamanlarında. Bir ondan öncesinde iki seçim, biliyorsunuz, yaşadık. İyi Parti vesaire. Daha şu anda da bizden sonra kurulan Deva Partisi, Memleket Partisi, TBT gibi bir sürü şu anda farklı partiler kuruldu. Gelecek Partisi'nin kuruluş iddiası, Türkiye'nin her kesiminden, her katmanından kişinin katılımcı olması, kişinin söz sahibi olması ve etki alanının olması, istenen bir parti olmasıydı bizim gönlümüzdeki. O yüzden bu kadar büyük bir katılımla kuruldu. Gerçekten de her alanda, her görüşten, her fikirden, her coğrafyadan, her alandan insanla birlikte kurduk. Ve şu anda da çok güzel sinerjiyle, o bütün farklılıklarımıza rağmen çok büyük sinerjiyle beraber çalışan, iyi niyet timsali, güzel işler yapmak isteyen insanlarız. Tabii kolay değil, zor bir olay. Gelecek Partisi şu anda olacak erken veya zamanındaki bütün seçimlere girebilme hakkını zaten elde etmiş durumda. Biz yeterliliğimizi sağladık. İlçe kongrelerinden başlayarak ilk kongrelerimizi yaptık. Çok bir 5-6 tane falan kongresi kalan ilimiz var. Sonrasında olağan kongremizi gerçekleştirdik. Türkiye genelinde tamamı 81 ilde örgütlendiniz mi ki zamanı? 81 ilin şu anda yaklaşık 4 tanesi falan atanmamış olabilir, yalan olmasın. Yani diğerlerin kadar hepsi, az hepsinde kaldı. Var evet, yani o kadar güzel. Az kalmıştır ya da bitmiş bile olabilir. Şu an çok hani son zamanı takip edemedim. Evet. Artık siyasi çalışmalar genelde çok daha fazla yoğun gündemimizde. Ama gerçekten büyük bir takdir ve ilgi olduğunu söyleyebilirim. Gözlemliyorum. Herkes de dışarıdan gözlemliyor bildiğim kadarıyla. Velhasıl kelam, erken veya zamanındaki bütün seçimlere yasal olarak biz girmeyi kazanmış bir partiyiz. Zaten evet. Afyon'daki küçük bir yerel seçime de girerek bunu da ispatlamış olduk. Oradaki yerel seçimlere katılarak. Bundan evet. Yaklaşık da 6 ay önce yapmamız lazım. Peki Gizem Hanım, son günlerde biliyorsunuz dolar, döviz gerçekten aldı başını gidiyor. Evet. Yani özellikle doların 9.300 seviyesine gelmesi, TL'nin Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmesi gerçekten bizi üzüyor. Gerçi girdi maliyetlerimiz ne kadar yüksek olsa da sizce TL'nin dolar karşısındaki değer kaybı hala devam eder mi? Ya da bu doların yüksekliği nereye kadar gider? Evet. Şimdi doların karşısında değer kaybeden Türk lirasının en büyük müsebbibi biliyorsunuz şu andaki iktidar sahipleri, şu andaki Cumhurbaşkanlığı, ama Türk tipi de değil, Türk tipi olsa çok güzel bir sistem olurdu eminim. Kadük Cumhurbaşkanlığı sistemi ve onun getirdiği atamalı bakanlar. Aslında bu bakanlar da bakanlık vasfı değil, bence danışmanlık vasfını daha çok taşıyorlar. Ve onların da ötesinde bir akrabanın, bir nepotizm örneğinin, bir Hazine ve Maliye Bakanı yapılmış olması, Ekonomi Bakanı yapılmış olması. Evet. Biliyorsunuz bir gecede Twitter'dan ya da Instagram'da bilmiyorum özel bir şeyden istifa mektubu yayınlayıp işte giden bir, sağ olsun, denemeler yapan, işte burası çok önemli, uçacağız, kaçacağız, muhteşem şeyler olacak falan filan diye böyle reklamvari hareketlerde bulunan bir bakana sahip olduk ve o deneysel çalışmalar yaptı paramızın üzerinde. Sonuçlarını da gördük. Biraz önce dediğim şeye geliyoruz. Devletlerin kendi hiç değişmez politikaları ve hiç değişmez kurumları olması lazım. Zaten böyleydi de, iyi veya kötü. Kurumların kendi bağımsız işleyişi olması lazım. Katı bir kurum, kanunlar ayrılığı çerçeve, vardı. Kanunlarla çerçevelenmiş. Tabii ki tanımları olması lazım. Ve her iktidar değiştiğinde bunların politikalarıyla, bunların yönetimleriyle, bunların idaresiyle oynanamıyor olması lazım. Fakat şu andaki geldiğimiz durum, artık devlet hükümet kavramlarını iç içe soktu ve hükümet devleti haline geldi. Şu an biz doların daha da yükselmesini bekliyoruz.
ekonominin daha kötü olmasını bekliyoruz. Çünkü var olan iktidar değişmedikten, var olan yöntem değişmedikten sonra kötüye giden bir gidişat niye tekrar iyiye dönsün? Ya bunun için bir şeyin değişmesi lazım. Kaynak değişmedikten sonra, sebepler değişmedikten sonra sonuçlar neden değişsin? Biz sonuçların evet. değişeceğini şu anda öngöremiyoruz. Aklı selim hiç kimse de herhalde şu anda bunu öngöremiyor. Zaten o yüzden halkın genelinde bir bıkkınlık, ekonomiyle çıkış yapan bir isyan gerçek anlamda. Çünkü insanlar evlerindeki tencerelerini kaynatamama noktasına vardılar. Bir isyan var ve bunun içinde erken seçim çok ifade edilmeye başlandı. Yani dedik ya biraz önce ilk başta her olay bir ihtiyaçtan ortaya çıkıyor. İşte şu anda aslında evet erken seçime ya da bir seçime ya da bir hükümet değişikliğine, bu sistemin değişikliğine ihtiyaç var. Çünkü sonuçları artık bizim halk olarak yaşayabileceğimiz çekilebilir halden çok daha farklı bir yere evrilmeye başladı. Yani ben bakkala giderken cebimdeki 100 lirayla gitmeye korkuyorum. Belki diyorum yetmeyecek. Alacağımız ne olabilir ki? Bir yoğurt alırsınız, bir süt alırsınız, işte bir ekmek alırsınız vesaire yani. Bir de çikolata falan alırsınız çocuğunuza. Ama cebimizdeki paraya güvenemez hale geldik artık. Ki artık nakit parayla insanlar pazarda alışveriş yapamaz hale geldi. Pazarcılar artık kredi kartı, POS cihazları kullanıyorlar. Yani tehlikenin büyüğünü buradan görmek lazım. Biz artık borcunun borcunu borçla kapatan bir ülke haline geldik. Banka borçlarımız, batık kredilerimiz, insanların çektiği kredi üzerine krediler. Sadece insanlar yani kişiler, vatandaşlar üzerinden de gitmeyin. Üreticinin hali bugün bitik. Siz üzüm ürettiniz. Bütün evet. bir sene kan, ter, emek, gözyaşı akıttınız. Ne oldu sonunda? Hüsran. Ne? Hüsran. Ha, büyük bir hayal kırıklığı. Enflasyonun %14'lere çıktığı, yani çok çok yükseklere çıktığı bir zaman dilimi içinde bir önceki sene aldığınız, sattığınız üzüm fiyatının üzerine 1 lira kondu. Ve bu sene... Ki o da gerçekleşmedi. O da gerçekleşmedi. O açıklandı. Yani bu hak mıdır, reva mıdır? Mümkün değil. Yani ben yaşadığım şeyde yaşayayım. 100 lira kazanıyordum. Bugün daha az kazanırım. Ekmeğimi, yorganımı ayağıma göre uzatırım. Ona göre yaşarım. İki tane gömlek almam, bir tane alırım. Ama bu bizlerin ihtiyaçlarını daha az karşılamasıyla çözülecek bir problem değil. Değil. Ülke değer kaybediyor. Toprak değer kaybediyor. Üretim araçlarımız değer kaybediyor. Burada üretilen domates, burada çeri domates şu anda 24-40'tan neyse alıyorsanız, yurt dışına ihraç edildiğinde gidip oradan aldığınızda daha ucuza alıyorsunuz. Bu ispatlı, gazetelere bakabilir insanlar merak ediyorlarsa. Böyle bir şey olabilir mi? Siz bir ihraç malını, yurt dışına ihraç ettiğiniz malı kendi ürettiğiniz yerde daha pahalıya yiyebilir misiniz? Bunun hiçbir şekilde hiçbir ekonomik mantıklı açıklanabilecek, izah edilecek bir noktası yok. Bu ülke bu düzlüğe nasıl çıkar? Maalesef bir de geçen tanık olduğum, şahit olduğum bir olay. Mesela Gizem Hanım siz de daha önce görmüşsünüzdür. Önceden pazar yerleri kurulduğunda, pazar yerleri dağıldıktan sonra işte böyle bazı insanlar gelir böyle işte maruldu, maydanozdu böyle o atıkları hayvanlarına toplardı. Hayvanlarına evet, toplayıp evet, verirlerdi. Evet, çok iyi ama çok iyi yani son zamanlarda görüyoruz. Ben kendim de şahit oldum. Artık böyle işte dökülen bir kasa domatesden 3-5 tane sağlamını bulmaya, dökülen biberden 3-5 tane sağlam olanı almaya çalışan onlarca vatandaşımızı gördüm. Yani çok, çok güzel şeyden maalesef. Sonra geliyor ki bunlar dediğim gibi önceden evdeki hayvanlarına, evdeki şeylere, hayvanlara bunlar toplanırdı daha önce. Evet. Ama şimdi insanların kendilerine bunları toplaması gerçekten tablonun nereye gittiğini, durumun nereye aynen. gittiğini bize aslında izah ediyor yani. Bu sizin yaşadığınız bu tecrübeye benzer bir şeyi ben de yaşadım. Ben aynı zamanda Manis Hayvanları Koruma Derneği'nin yaklaşık bir 20 yıla yakında evet, biliyorum. Hayvan korumacılarından yönetim kurulu üyesiyim. Sahada da çok bulundum. Kıymetli başkanımız burada yine ismini zikredeyim. Reyhan Elbirliler başkanımızın hem yerelde hem de Yavuz Elbirliler neyi? Akraba değiller. Soy isim benzerliği. Soy isim benzerliği. Evet, Yavuz Bey bizim evet, yazarımız o yüzden. Evet o da çok sevdiğim bir biliyorum, baş evet. şeyimizdir yani artık bizim abimizdir.
Biz hayvan bakım merkezinde Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı bakım ve rehabilitasyon merkezine çok kötü durumda eşekleri, atları vesaireyi alıp orada beslerdik. Yani tedavilerini falan da yaptırmaya çalışırdık orada. Ve o zamanlar bizim genç ekiplerimiz pazarlarda pazarın zamanı bittikten sonra toplanacak sebze ve meyveleri gerçekten yerden toplar. Onları sonra hayvanlara götürüp yedirirdik. Şu anda artık hiç çıkmıyoruz. Yani hiç yapmıyoruz. Artık hiç girmiyoruz o işlere. Ne yem alabilir durumdayız sahipsiz hayvanlara, ne mama alabilir durumdayız, ne pazarlardan bunları toplayacak haldeyiz. Artık insanlar kendi baktıkları hayvanları sokağa salmaya başlayacaklar diye korkuyoruz. Yani cidden insani duygularımızı artık şey yapamaz hale geldik yani. Evet. Şimdiki zaman hal böyleyken mesela bazı iktidar partili üyelerin tebdili kıyafetle dolaştıklarını, işte ekonomik anlamda halkın nabzını, halkın durumunu, nabzını tutmaya çalışmaya başlamışlar. Gerçi biraz geç kalınmış bir şey ama hareket ama siz ne dersiniz bu çalışmalara? Benim iktidar sahipleri... Bu çözüm olur mu halkımız adına? Benim iktidar sahiplerinin partilerinde çalışan arkadaşlarım var. Çok sevdiğim, çok saygı duyduğum, çok değerli insanlar da var. Zaman içinde siyaset yaptıkça tabii ki şeyi gördük. Yani her yerde doğru dediğimiz, yanlış dediğimiz her yerde, doğru dediğimiz yerlerde de yanlış insanlarla karşılaşabiliyoruz. Yanlış dediğimiz yerlerde de doğru insan, güzel insanlarla karşılaşabiliyoruz. O yüzden artık ben insanları ikiye ayırıyorum. Ahlaklı insanlar, ahlaksız insanlar. Yani takım tutar gibi parti tutmak gibi bir düşünceyi kabul etmiyorum. Böyle yapmaya çalışan insanları da elimden geldiği kadar ikna etmeye çalışıyorum. Yani bizler hepimiz niyetlerimiz güzel olsun. Velhasıl kelam aslında tebdili kıyafete neden ihtiyaç var orada onu merak ettim. Zannediyorum insan içine çıkamayacak hale geldikleri için. Yani tabii, kusura bakmasınlar. Çünkü 20 yıllık bir iktidarsanız bugünkü durumdan kendinizden başka kimseyi öncelikle suçlayamazsınız. Önce kendinizi. Önce kendinizi yargılayacaksınız. 20 yıldan beri iktidarsınız. Artık hani bu camileri ahıra çevirdiler, yok bilmem ne bir şey yaptılar, onları da asla, bunlarla bu iş olmaz. Yani bu kadar basit bu işten kurtulamazsınız. Çünkü siz 20 yıldan beri bu ülkeyi yönetiyorsunuz. Bunun sorumluluğunu bir alın. İkincisi, bu Cumhurbaşkanlığı garabet sisteminin koalisyonları engelleyeceği bir takım İşleyişin hızlanacağı, çift başlılığı ortadan kaldıracağı için bu halkımıza bu kamuoyunu referanduma sunuldu ve bir şekilde oradan geçti. Peki şimdi koalisyonlar yok mu? Peki şimdi çift başlılık yok mu? Yani bugün Cumhurbaşkanı'nın demecini dinlerken aynı önemde MHP Genel Başkanı'nın da demecini insanlar dinleyip ha demek ki bu böyle yapacak da bu da bu açıklama yaptı demek ki bu da böyle düşünüyor diyor. Yani velhasıl kelam tebdili kıyafete gerek yok arkadaşlar. Yani 20 yıldan beri iktidardasınız zaten eğer dışarıya çıkıp halka ekonominin nasıl olduğunu soruyorsanız burada gelecek bütün cevaplar sizin başarınız, sizin başarısızlığınızdır. Bizim değildir. Ama şunu da söylemek lazım. Biraz hani iğneyi başkasına derler, iğneyi kendine, çuvaldızı başkasına saplamak lazım. Eğer 20 yıllık bir iktidarın sonucunun böyle olduğunu düşünüyorsak ve biz 20 yıldan beri de muhalefet ediyorsak, şunu da kendimize söylememiz lazım. 20 yıldan beri başarısız bir iktidardan bahseden muhalefet iktidar olamadıysa, o zaman 20 yıldan beri de başarısız bir muhalefetten bahsetmek lazım. Evet, yani... Birazcık daha incelediğim zaman, biraz daha bu işlerin içine girdiğim zaman aslında demokrasinin seçme özgürlüğü olmadığını, aynı zamanda seçilme özgürlüğü olduğunu da gördüm. Çünkü iki tane kötü seçenekten bir tanesini seçmek özgürlük değildir. Değil mi? Ya da %8 almış bir partinin Türkiye genelinde büyük bir oran, %8 oy almış bir partinin mecliste hiçbir sandalyesinin olmaması ve hiçbir şekilde yetkisi olmaması bana göre de çok vahim bir durum. Kesinlikle. Yani. %8 bugün yani %8. En az bu adamın 60 tane belki 50 tane 50-60 milletvekili çıkarması gerekirken
Yani halkın, Türkiye gibi bir yerin, ülkemizin %8'inin yok sayılması, evet, demek. %8 oy ne oluyor? En fazla oy alan, tabii, iktidarı oluyor. O halkın, o kitlerin, o vatandaşın yani, söz hakkı. Oysa %1 bile, %2 bile almış olsa, iki milletvekili, üç milletvekiliyle bile hakkı aranmalı yani. Çok çok, çok güzel bir tespit. Teşekkür ediyorum. Çok yani, büyük bir katkı. Ve... Ya bunu MHP dile getirdi ama bunu yani bilmiyorum. Şimdi son zamanlarda tabii iktidarın gözle görülür bir oy kaybı var. Oy oranının düşüklüğü var. Belki MHP'nin de böyle bir seçim barajı altında kalmak, barajı aşamamak gibi bir şeyi de olabilir. Belki öngörüsü de olabilir. Yani bir gündeme geldi ama henüz bir net bir şey yok. Hala şu an bildiğim kadarıyla %10 baraj. Şu an daha değişmedi. Tasarı çalışmaları ama, yapıyor. Yani bir olası bir erken seçim veya normal zamanında yapılan bir erken seçimde düşürülür mü? Bekleyip göreceğiz yani. Bu sadece iktidar koalisyonu, bu yancıları bir şekilde, koalisyon diyemiyoruz onlara artık, ittifakta değil mi? İttifaktaki o küçük ortakların oylarının azalmasından da ziyade aslında oyunu bir şekilde değiştirmek. Yani kendi lehlerine %0.08 alan bile partileri kendi taraflarına çekip oradan bir güç, iktidarı tekrar ele geçirme hesapları olduğu aşikar. Yani bence şu anda erken seçim yapamıyorlarsa zaten niyet okumayı çok seven bir insan değilim ama kanaatime göre şu anda seçim kanunu henüz değiştirememiş olmalarından kaynaklanır. Eğer kendilerinin seçileceği bir seçimden emin olsalardı şu anda erken seçim zaten yapmışlardı. Bence. Evet. Dediğiniz çok güzel. Bu milletvekilliği konusunda da şunu her zaman vurgulamayı severim. Kendi adıma burada da halkımıza vurgulamış olalım. Bu milletvekilliği çok şerefli, çok şanlı bir görev. Gerçekten çok önemli. Fakat şurada şunu unutmamak lazım. Asil olan halk. Milletvekillerimiz vekaleten oradalar. Halkı vekili olarak oradalar. Asalet halkta. Yani bunu iyi ayırdığına varmak lazım. Bugün mesela bütçe görüşmeleri yapılıyor. Ben bütçe görüşmelerinin, meclisteki bütçe görüşmelerinin canlı yayında yayınlanmasını isterim. Ve bütün çalışmaların meclisteki. Halk orayı görmeli. Çünkü bizim vekalet verdiğimiz kişiler orada bizim 2022'nin bütçesini görüşüyorlar. Ama biz o görüşmelerde neler yaşandığını bilemiyoruz. Canlı olarak seyredemiyoruz. Bu bence bir hak ihlali, hak gaspı. Ya bunun kesinlikle canlı yayınlanması ve merak edenlerin de bunu buradan takip etmesi lazım. Onun dışında bütün meclis çalışmalarının, meclis komisyonlarının canlı yayınlanmasını talep ederim. Yani güzel olur. Son zamanda moda oldu. Yani saat bazı 2'de kararnameler çıkıyor, 3'te çıkıyor, 4'te çıkıyor. Yani bir gün başka bir kanunla yatıyorsun. Sabah ertesi gün başka bir kanunla kalkıyoruz biz yani. Namaz saatine falan denk geliyorsa gece yani, ondan dolayı o kararlar alınıyor olabilir. Yani çok tabii onların oradaki saraydaki günlük hayatı çok aşina bir insan değilim. Yani okulların ama gece karar alınması mutlaka herhalde biyolojik saatleriyle ilgili bir konudur. Çünkü bir devlette gece karar alınmaz. Allah korusun gecenin biliyorsunuz gündüzün şerri bizde geceden evladır. Yani biz gündüz karar almalarını tercih ederiz vatandaş olarak. Evet. Peki Gizem Hanım, parlamenter sisteme girişi nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet. Yani hem partiniz olarak parti çalışmalarına da katılıyorsunuz. Yani bu sistemle mi devam edecek, mesela olası bir seçimde sizi de mesela iktidar ortağı olarak gördüğümüz takdirde, yani sizin gönlünüzden geçen nedir? Yani parlamenter sisteme geri dönüş mü? Bu sistemi başarılı buluyor musunuz ya da bu sistemde mi kalmalıyız? Ülkemiz için hangisi daha vatandaşın lehine olacaktır yani? Kısa kısa geçiyoruz ama bunu ilk başta şunu söyleyeyim. Güç zehirler, mutlak güç, mutlak zehirler diye çok güzel bir söz var. Şimdi sözün yazarının ismini unuttum ama. Güç zehirler, mutlak güç, mutlak zehirler. Böyle bir ülkeyi, böyle bir devleti bir tek kişinin iki dudağının arasında bir kaleminin ucundaki kararına, imzasına bırakamazsınız. Bu Türk tipi değil, bu garabet Cumhurbaşkanlığı sisteminin derhal değişmesi lazım. Değişirken de
Evet, eski tıkanmalar Türk yakın siyasetinde, Türk siyasi tarihinin yakın siyasi tarihimizdeki yaşanan ihtilal kısımları, anayasa değişiklikleri, o değişikliklerle Türkiye'deki daralma, vatandaşlıktaki özgürlüklerdeki, sivil özgürlüklerdeki, meclisin ihtisasındaki ve yürütmenin, yasamanın, yargının yani devletin erklerindeki sıkıntıları yaşadık. Bizden önceki kuşaklar da yaşadılar. Eski sisteme dönüş değil Ramazan Bey. Yeni bir sistem ama mutlaka parlamenter sistem. Mutlaka demokrasinin tesis edildiği, tecelli edeceği bir sistem. Mutlaka halkın sesinin, halkın sözünün vekalet ettikleriyle millet meclisinde ses bulacağı sistem. Onların kararı alacağı sistem. Evet, Cumhurbaşkanlığı sistemi kesinlikle değişmeli. Meclisin parlamenter, çoğulcu, özgürlükçü, anayasaya uygun, yasama, yürütme, yargı erklerinin bağımsız birbirlerinde iletişim halinde ama birbirlerinden ayrı ihtisas edildikleri bir sistem olması gerekiyor. Eğer bu yapılmazsa biz bizim ulu önderimizin o muasır medeniyetlerin üzerine geçme idealiyle kurduğu bu ülkeyi o medeniyetlerin üzerine geçirecek hale ve duruma geçemeyeceğiz. Geçemeyeceğiz. Evet. Evet, Gizem Hanım, sorularımız güzel gidiyor. Ağzınıza sağlık. Evet. Şimdi son günlerdeki en önemli konulardan biri Gizem Hanım, üniversite öğrencilerinin yurt, barınma, evet, yemek gibi ihtiyaçlarının bazı yerlerde sıkıntıya düşmesi. Yani doğru. Belki evet, yurtlar yapılıyor, yeni yurtlar yapıldı mutlaka ama bu konuda hala sıkıntılar devam ediyor. Neler söylemek istersiniz bu öğrenciler hakkında, yurtlar hakkında? Yeterli buluyor musunuz yurt sayısını? Özellikle Manisa açısından değerlendirmek gerekirse veya ülkemiz açısından da. Ben stajyerler çalıştırıyorum. Özellikle üniversitede, Celalbey Üniversitesi'nde biliyorsunuz bizimle ilgili bölümleri var. Mali müşavirliğe gelen, evet, maliye, iktisat, muhasebe, işletme gibi, muhasebe gibi, evet, bölümleri var. Bankacılık bölümleri var. Güzel de eğitim veriyorlar. Allah razı olsun. Oralarda eğitim alan öğrencilerimiz 10 senelerinin işte bir 6 ayı kadar falan staj yapma mecburiyetinde. Onun dışında Anadolu Ticaret Meslek Lisemiz var burada. Sevgili Sayım Hocamızın müdürlüğünü yaptı. Bizim de çok mali müşavir arkadaşlarımızın büyük bir kısmının da oradan mezun olduğu güzel bir lisemiz var. Oradan da ticaret lisesinden de stajyer öğrenciler alıyoruz. Çocuklarda genelde gözlemlediğim şey şu, geleceklerinden son derece karamsarlar. Bu ülkede yaşamak istemiyorlar. Daha doğrusu ülkemizde yaşamakla ilgili bir sıkıntı tabii ki yok. Onların vatanı, milleti, bunlar bizim çocuklarımız ama hayallerinin, ideallerinin bu ülkenin onlara sağladığı ve sunduğu imkanlarla gerçekleştirebileceklerine inanmıyorlar. Bu inançsızlık her geçen gün daha da artıyor. Bu çocukların ümitsizliği ve umutsuzluğu bu ülkenin geleceğinden otomatikman bu ülkenin geleceğini etkiler. O yüzden bizim muhakkak gençliğimizle ilgili çok ciddi politikalarla gerçekten onların ekmeklerini kazanacaklarının ötesinde onların hayallerini gerçekleştirebilecekleri sosyal alanlar, siyasi alanlar açmak zorundayız bu çocuklara. Eğer biz geleceğimizi, bu çocukları kaybedersek, ki bir sürü biliyorsunuz beyin göçü yıllardan beri çok, evet, fazlaydı ama bu son yıllarda çok daha fazla. Evet, çok artık. Yani bu tesadüf değil, bu insanları kaybediyoruz. Gene birinin ismini zikretmiş olalım. Biliyorsunuz Demirtaş'ımız var bizim, profesörümüz Sabancı Üniversitesi'ndeydi yanılmıyorsam. Demirtaş. Yurt dışında istediği her yerde çalışabilecekken Türkiye'ye geri dönmeyi tercih etti ve biz yaklaşık bu ekonomik konularla ilgili bir 4 sene öncesinde Manisa'ya da gelmişti. Ve ondan çok güzel bir Manisa Ticaret Odası'nın etkinliğiydi. Çok güzel bir briefing almıştık. 5 sene önce bugün yaşanacak her şeyi öngördüğünü söyleyebilirim. Ve biz 5 sene önce bunları dinledik. Dolar böyle olacak. Dolar yükseldiği zaman siz zannetmeyin ki portakalınız aynı rakamda kalacak. Yani. Evinize gelen su değişecek. Elektriğinizin rakamı değişecek. Çünkü hani bu demişti ya bizim sağ olsun ekonomi bakanı. Ya siz dolarla mı alışveriş yapıyorsunuz? Sizin cebinize dolar mı giriyor falan demişti. Evet, evet. Yani biz dolarla, evet, alışveriş yapıyoruz, evet. Evlerimizde yapıyoruz, evet, tuvaletimizin musluğundan dolarla su akıyor. Yani hayatımız dolar yani. Vatandaşlarımız zaten yaşayarak
öğrendiler sağ olsun. Artık onun demesine gerek kalmadı. Yani sonuçta siz uluslararası arenada bütün anlaşmaları dolarla yapıyorsunuz. Köprü, yol, baraj, işte havaalanı, her türlü araç gereçleri dolar üzerinden ihale ediyorsunuz. Ya bizim ülkemizde nasıl dolar konuşulmaz, yani, nasıl dolar ama tabii vatandaş TL'yle alışveriş yani yapıyor. Biz milli servetimiz şu anda yurt dışına kaçıyor. Ya yani biz hasta bakılmayan hastanelerin bakılmayan kısmının parasını ödedik. Gidilmeyen yolların parasını ödemek zorundayız. Bizim Merkez Bankamızın dolar rezervini erittiniz siz. Erittiler. Yok şu anda. Ve o zaman da tabii ki yani çocuklarımızın geleceği tabii ki karanlık. Çocuklarımız da bunun bilincinde olacak kadar aydınlık bir bakış açısında sahipler. Üniversitelere gelecek olursak yurtların sayısı gerçekten çok az. Az olmasının ötesinde şu anda oralardaki hizmetlerin kalitesi çok düşük. Hizmet maliyetleri, çocuklara gelen maliyet çok yüksek. Geçen günlerde gene İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin şeyinden, meclis üyelerinden biri, o da çok güzel bir insan, İyi Parti'den biri. O da yurt dışında Google'da falan daha önce çalışmış, güzel bir beyin. Onun bir çalışması var. 5 tane çeri domatesi çocuklara sattıkları rakam 3 lira 95 kuruş mu ne? Kiloya vurduğunuz zaman 40 lira. Yani siz devlet kurumusunuz, Kredi Yurtlar Kurumu'na bağlı bir yurt burası. Çocuğa çeri domates satıyorsunuz. Çocuğa verdiğiniz çeri domatesin kilosu 40 liraya geliyor. Neden? Ya hak mıdır, reva mıdır? Yapmayın bunu ya. Bu çocuklar orada okuyacak. Bu çocukların gençliğini vereceğiz. Biz bunlara yatırım yapıyoruz. Biz çocuklar sonra bu ülkeyi belki yönetecekler. Yani bu ülkeye katma değer sağlayacaklar. Şimdi çok kötü. Evet, sözünüzü kestim, özür dilerim. Şimdi özgürce mesela 4 yıllık, 5 yıllık bir üniversitede okuyan bir öğrenci işte krediye başvurduğu zaman, yani devlet bursluluk kredisine başvuruyor ve çıkıyor. Evet. Bu çıktıktan sonra 4 yıl veya 5 yılın sonunda zaten bu çocuk iş bulma sorunu var, askerlik sorunu var, evlilik sorunu var. Artı 5 yıl boyunca eğitim aldığı, kredi çektiği paranın da aşağı yukarı 30-35 bin civarında tahmin ediliyor rakam olarak. Evet. 30-35 bin lira zaten borçla başlıyor. Kesinlikle. Hayata. Yani o borç hemen sırtında. Tabii. Yüklü. Diplomasını alır almaz. Yani işte iş bulup işe girecek, bu para ödenecek. Bu çocuk tabii evlenmedi, işte askerlikti, hayata adapte olmadı derken 30 bin lira yükle hayata başlamak gerçekten zor. Yani üniversite. Yani 5 yıllık, 4 yıllık o yaşadığı, gezdiği, belki yediği, içtiği şey. Yanına kar. Bir şey de onun. Başka da bir şey göremez zaten. Ama artık işte sonra o da onun pişmanlığı oluyor belki de. Yani. Bugün ailelerin de gücü yok. Gerçekten bugün yok. Bu kredileri eleştiriyoruz ama bu krediler belki olmasa birçok aile de çocuğunu harçlık gönderemiyor. Kredileri eleştirmiyoruz. Kredilerin sonra geri ödeme planlarını eleştiriyoruz. Yani bu burada kolaylaştırılabilir. Burada, bakın, bizim devletimiz aslında bu çocuklara kredi verebilecek. EYT'lilerin erken emeklilik sistemlerini sağlayabilecek. 3600 ek göstergeleri verebilecek. Ondan sonra tarım işiyle uğraşan insanların tarımla ilgili bütün yaptığı gübredir vesairedir, bunları sübvanse edebilecek. Güce, zenginliğe sahip bir ülke. Bu ülke zengin bir ülke. Bu ülke fakir bir ülke değil. Bu ülkenin kaynakları yanlış yerlere aktarılıyor. Bu ülkenin kaynakları belli zümrelere, belli güç odaklarına aktarılıyor. Ve nereye gittiği belli değil. Bütçelerimiz yapılırken bunlar hakkıyla yapılmıyor. Bu bütçelerden paralar aktarılırken de kaynaklara, bunları halk bilmiyor, şeffaf değil. Ve gittiği yerler de halkın faydasına olan yerler değil. Bu işin çözülmesi lazım. Şeffaflık şart. Hesap verilebilir olması lazım. Biz hesap verilebilir bir hükümetin 20 yıldan beri iktidar sahibi olduğu bir ülkede yaşamıyoruz. Bugüne kadar hiçbir iktidardan bir devlette çalışan ya da seçilmiş herhangi biri rüşvetten, yolsuzluktan, adam kayırmaktan mahkemeye gidip yargılanmamış. 20 yılda bir tane mi aramızdan biri çıkmadı rüşvet almaya? Ama bir sürü oldu. 17-27 Aralık'ta mı oldu? Değil mi? Evet, bu yurtlar. Yurtlar zamanında devlet yurtlarını her yere açsaydı, daha da çoğunu yoğunlaştırsaydı olmaz mıydı? Bu kısımlara çok girmek istemem burada ama sonuçta böyle de bir gerçek var. FETÖ mağduru olan, bugün belki de hapishanelerde sadece onların yurdunda kalmış olma hasebiyle kalan, masum da olan
olabilir. Bunu biz bilmiyoruz efendim. Masum da olan insanlar olabilirler. Bu insanların bir kısmı gittikleri üniversitelerde yurt bulamadığı için o insanların yurtlarında kalmadılar mı? Bunun vebalini, bunun hesabını kim verecek? Evet, mecburen. İşte biraz önce dediğimiz gibi... Yani bunlar, bu Türkiye gerçekleri bunlar. Evet, bu anlamda belki devletin kredisi, belki birçok kişinin, birçok öğrencinin FETÖ evlerinde, FETÖ yerlerinde kalmayı engelliyor. Yani bu anlamda da hakkını yememek lazım. Ama tabii dediğim gibi, dediğiniz gibi... sonradan belki bir düzenlemeyle bunlar biraz daha iyileştirilebilir. Ödeme yapılandırma yapılabilir. Biraz daha iyileştirilebilir. Hangi isim olduğu çok önemli değil. O gün o isim zikredilir. Yarın başka bir güç odağı, güç grubu gene halkın bir şekilde içinde devlete paralel yapılar geliştirebiliriz. Önemli olan devletin kurumlarının bunları açık hale getirilmemesini sağlayacak hükümet politikaları. Bunları sağlayacak hükümetlerin iş yapması. Evet. Yani ben partizan değilim. Partilerin araç olduğuna inanan bir insanım. Atatürk milliyetçisiyim. Benim için önemli olan bu ülkeyi yönetecek kişilerin kimler olduğu, birinci isim olarak, şahs olarak kimler olduğu değil. Onların yapacağı işler. Ya da kurulacak sistem. Tabii ki kurulacak bir kere sistem. Sistemi kursak aslında. Kesinlikle. Ahmet'in, Mehmet'in veya Ali'nin kimin gelmesi hiç önemli değil. Yok. Yani. Şu anki Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bugün sabah işe başladı, saat işte 9'da başlasın mesaisi Cumhurbaşkanı'nın. 34 bin tane imza atması gerekiyor biliyor musunuz günü bitirmek için? İşlerin o günkü yürümesi için 34 bin tane imza atması lazım. Hak mı bu? Bu uygun mu? Bu devleti böyle mi yöneteceğiz? Bu devlet böyle yönetilebilir mi? Mümkün. Yani. Evet, Gizem Hanım, 2022 bütçeleri de görüşülmeye başladı. Evet, ona biraz, biraz bütçelerden de biraz bahsedelim. Yani neler bekliyoruz bütçelerden? Görüşüyorlar. Onların orada neler görüştüğünü ya da sonucunun şu an ne olacağını bilmediğimiz için biz taleplerimizi söyleyelim. Bir kere tarıma ve eğitime, sağlığa bütçe ayrılmasını ve bunun çok anlamlı olması gerektiğini düşünüyoruz. Biz bir tarım kenti diyoruz Manisa'mıza. Maalesef Manisa'mız artık bir tarım kenti olmaktan çıkıp ucuz işçiliğin olduğu organize sanayi bölgelerine, küçük sanayi bölgelerine ucuz iş gücü sağlayan bir şehir haline geldi. Bizim Gediz'imiz kirlendi. Zehirli bir nehir akıyor artık. Siyanürlü yeraltı su kaynaklarımız ve hidroelektrik santrali, bu HES'ler dediğimiz şeylerle, hidroelektrik santralleriyle yeraltı su kaynaklarımızı da çekerek kuruttukları bir Gediz Ova'mız. Bugün Göl Marmara'daki o güzel göl, ki o Cumhuriyet'in kuruluşu zamanında Tarım Orman Bakanlığı'nın kurduğu bir yapay göldü, göldür. Orası doğal göl değildir. Kurudu. Kurudu, evet. Kurudu. Gediz kurudu. Gediz kurudu. 2021'de artık nehirlerimizi ve daha önce de yapılmış yapay göllerimizi bile kuruttuk. Yani bilmiyorum. Yani sağlıkta da, kalıyor maalesef. Sağlıkta da dediğiniz, evet, dediğiniz gibi önceden ben bunu Cumhurbaşkanlığına, CİMER'e, evet, Sağlık Bakanlığına yazdım. Benim mesela özellikle istediğim şu. Biliyorsunuz önceden prim borcu olanlar, hı hı, sağlıktan yararlanamıyordu. Doğru. Bu her sene bir kanunla, evet, yıl sonuna kadar uzatıldı. Uzatıldı. Aslında bu tamamen şey hale getirilebilir, bir kanun haline getirilebilir. Tabii, artık tabii. Bir vatandaş olarak borcu olsun olmasın, özellikle sağlık gidelim konusunda, evet, borca bakılmamalı bence. Evet, kesinlikle. Çünkü ben geçen sene araştırdığım kadarıyla Türkiye'de esnaf ve bağ kurulu, çiftçi bağ kurulu dahil aşağı yukarı 5-5,5 milyon insan var. Doğrudur. Son yapılandırmaya 2-2,5 milyon vatandaşımız hiç gitmedi. Tabii. Yapılandırmaya bile gitmedi. Yani bırakın yapılandırıp borcu ödemeyi, yapılandırma yapmaya dahi gitmedi. Evet. Yani Allah'tan bu kanunlar çıkıyor. Gerçi ilaç alamıyorlar. Tabii. Sadece sağlıktan, doğru, yararlanıyorlar ama bu da güzel bir şey. Ama bunu her sene böyle bir kanunla değil de genel olarak, yani sonuçta vatandaşız biz, bir kanun çıkarıp her sene bu şeyden yararlanmalı diye düşünüyorum. Yani kanun yani hükmünde kararnamelerle hükümet yani, politikası değil artık yani devletin politikası haline getirilsin diyorsunuz. Gece saat 2'de de bunu geçirsinler yani. Artık bu akşamki ilaç saatinde isteriz devletimizden. Bir problem de şu, siz hani biraz önce ilaç alamıyorlar dediniz ya, şu anda artık SGK'lılar, yani 4B'liler, 4A'lılar bile bazı ilaçların alımını sağlayamayacaklar kendi sağlık sigortalarıyla. Çünkü o ilaçların satışı
Sosyal Güvenlik Kurumu kapsamından kaldırıldı. Yakın bir zamanda birkaç kalem ilacın, önemli ilacın da artık şeyinin sübvanse edilmesinin durdurulduğunu öğrendim. Maalesef. Güzel evet. Hanım, birkaç sorumuz kaldı. Onları da tamamlayalım. Gündem bayağı yoğunmuş. Özellikle sormak istediğim, biliyorsunuz son zamanlarda Cumhurbaşkanı Tarım Kredi Kooperatifinden alışveriş yaptı. Ah evet. İşte buradan alışveriş yapıp onun o adresi gösterdi ve birçok Tarım Kredi Kooperatifinin kurulucu müjdesini verdi. Yani müjde demiyorum ben artık ona ama sizce yani 40 bine yakın bu kadar marketimiz varken bine yakın Tarım Kredi Kooperatifinin kurulma çalışması. Yani bu marketlerdeki fiyat artışlarının, fahiş fiyatların bir nebze olsun düşmesine sebep olabilir mi? Gerek var mı sizce yani? Yani o ürünün markete kadar gelişi aşamalarındaki fiyatların düşmesine bir sebep olacaksa bu olur. Ama şimdi şöyle Gizem Hanım, ben geçen bir araştırma yaptım yine. Mesela 5 kilogramlık şeker ve 1 kilogram salçayı araştırdım. Tamam. Diğer 4 marketten araştırdım. Tarım Kredi'den de araştırdım. Aralarında 0,5 veya 1 kuruş 1 lira anca oynuyor. Bazı ürünler daha da pahalı. Yani anca oynuyor. Yani şimdi 3 marketin atıyorum 1,25'e sattığı bir suyu Tarım Kredi 50 kuruşa satamaz ki. Tabii. Sonuçta bunlar da şehrin güzel yerlerine marketler kurulacak. Vergi, internetiydi, elektriğiydi, stopajıydı, çalışanıydı. Bunlar da yani aldığı malların üzerine bir kar marjı koymak zorunda kalacaklar. Yani biliyorsunuz yerel seçimlerde hükümet bunu yaptı İstanbul'da. Tanzim satış merkezleri yaptı işte. 3 liraya patlıcanı Antalya'dan alıp orada da 3 liraya sattılar. Evet. Ama ne kadar? Devam etti mi? Ne kadar? Devam etti yani, mi? Bir etmedi. Edemez. Yani taşıma suyla değirmen dönmüyor. Yani bu yani bence 1000 tane market kurmak yerine en azından marketleri de denetlemek, market fiyatlarını denetlemek. Yani gerçekten bazı ürünlerde çiftçiden markete çok fiyat değişiyor. Uçuk fiyatlar değişiyor. Bu marketçilerin o ürüne keyfiyetle koyduğu bir rakam yüzünden değişmiyor ama. Tabii ki yani mutlaka. Yani hiçbir marketçi o mal benim elimde kalsın, ben sürüm etmeyeyim, onu satmayayım. Yani şunu 5 liradan hemen satabilecekken 10 lira diyeyim de 3 ay tezgahımda kalsın da demez. Ya marketçi de elindeki sürekli malın sirküle etmesini şimdi ister. Şimdi imkan da veriliyor Gizem Hanım. Mesela ben marketlere... Yani bu marketlere fiyatlarının yükselmesinin sebebi marketçilerin onlara yüksek fiyat koyması değil ki. Yani adamlar ondan sonra tabii sermayeleri güçlü olduğu için ve yani devlet ona olanaklarını, imkanlarını da kullandıkları için bakıyorsun adam eline mercimek alıyorsun, menşeine bakıyorsun Kanada. Tabii. Kuru fasulye alıyorsun, menşeine bakıyorsun Kırgızistan. Çok güzel bir şey. Bulgur alıyorsunuz, menşeine bakıyorsun Rusya. Şimdi o yüzden şunu söyleyeceğim size. Ben bu bardağı 3 liraya size bugün satıyorum. Ben bu bardağı 2 liraya almıştım. Size bunu 3 liradan satıyorum. Ne kadar güzel. Bakın %50 kar marjım var. Sattım, siz de aldınız. Aynı bardağı yerine geri 3 liradan koyamayacağım. Evet. Çünkü çok ciddi bir enflasyon karşısında. Bu bardağı bugün artık 4 liradan alırım. O zaman size bunu tekrar ne kaça? 5 lira satacaksınız. 6 liraya satmam lazım. %50 kar marjım vardı. Ne oldu? Anlatabildim mi? Yani bunun rakamının burada 3 liradan satılıyor olması o marketçinin keyfiyetine kalmış bir durum değil ki. Adamlar serbest piyasa ekonomisi. Orada bir paranın yani bu malın satışının bir değeri belirleniyor ki o pazarda. Ona satacak. O tekrar üzerinden 3 kuruşunu içeriye sokacak. Tekrar alacak, tekrar satacak. 3 kuruş kazancını 30'a çevirecek. Yani bu mantıklı değil. Ha, burada tarım krediler şöyle olabilir. Burada tarım krediler iyi bir ekip kurup mesela diyelim ben domates üreticisiyim. Hı hı. Tarım Kredi gelip benim tarlamdan domatesi alıp kendi marketinde satacaksa... Evet. İşte bu olur. Bu olur. Kesinlikle. Yani bu olur ama böyle de kaç tane ürün, kaç kalem bu şekilde yapılabilir? Hayır, hatta şey yapsın ama Tarım Kredi Kooperatifi bakın. Çok özellikli bir yapı.
Zaten bunu da burada söylemiş olalım. Kooperatiflerle ilgili özel bir durum. Kadın kooperatifleri olsun, tarım kooperatifleri olsun, devletin desteklemesi, sübvanse etmesi gereken alanlarda yaygınlaşması gereken kooperatifçilikle ilgili kuruluş, vergi, teşekkürle ilgili genel ve sabit giderlerle ilgili devletin destek vermesi lazım. Bugün ben mali müşavir olduğum için yakından biliyorum. Ticaret sicil kurumlarında, ticaret odalarında kuruluşlarını yapıyorsunuz. Yaklaşık 7 bin lira, 6 bin küsür lira civarında bir masrafı var kooperatif kurmanın. Gerek yok, almasın bunu. Almasın bunu. İsteyen herkes kooperatif kurmasın. Bedava kurulsun yani. Aynen, bedava kurulsun ama denetlensin tabii ki. Yani denetleyin. Her şeyi denetleyin. Her şey hesap verebilir ve şeffaf olsun bu ülkede. Bizim bu ülkede şeffaflığa ihtiyacımız var. Siyasette de böyle. Biraz önce dediğim gibi oraya tekrar geri gelmek istiyorum. Bir siyasetçi olarak bunu bir görev addediyorum ve bunun altında hepimizin kaldığını da çok iyi biliyorum seçim zamanlarında. Lanetten insanların gelip de bu şehrin adına, bu şehrin halkı adına vekaleten konuşmasını istemiyorum ben. Belediye başkanları seçilirken bu ülkenin, bu şehrin hem liyakat anlamında hem de yetiştirme anlamında bu toprağını bilen, bu işi yapabilecek, altyapı sorununu bilen, üstünün çözümünü, projeleri olan, çözecek adamların gelip aday olabilmesini istiyorum. Bunun için partilere çok büyük görev düşüyor. Bakın, yerelde de il başkanlıkları, iller, bütün partilerin teşkilatları, tepeden gelme, kim olduğu, ne olduğu ya da hangi kliklerle, hangi sahiplerle oraya geldiği bilinmeyen adaylar için lütfen şimdiden insanlar aday olmak için çalışsınlar, mücadele etsinler. Siyasi partilerin içinde çok biat kültürü çok yaygın. Yani bu başkanlık maalesef sistemi, cumhurbaşkanlığı sistemi gibi bir şey. Biz buna isyan ederken kendi içimizde aynı sistemleri üretirsek biz bu ülkenin geleceğine çare olamayız. Geleceği için ortaya konulması gereken güzel işleri yapmaya çare olamayız. Artık lütfen hepimizin dürüst olması lazım. Belediye başkanının dürüst partisi olmamalı. Yani partisi bu de olsa belediye başkanlarının yani siyasette değil hizmete odaklı olması lazım. Evet. Evet. Son sorumuz Gizem Hanım. Manisa'mızın bu da gerçekten son zamanlarda demeyelim de bu geçmiş kronik bir sorun belki. Ülkemizde sanayi olmasına rağmen, tarım olmasına rağmen, şehzadeler şehri olmasına yani rağmen, Osmanlı'dan bir miras kalmasına rağmen, ülkeyi Osmanlı'ya yönetmiş birçok padişahımızın yetişmesine rağmen, evet, Manisa'mız turist almıyor. Manisa'ya yerli turist de gelmiyor, yabancı turist de gelmiyor. Ben mesela son yıllarda özellikle 10 yıldan beri belki daha fazla Manisa'da böyle gezdiğim zaman, yani böyle bir 10'ar kişilik, 15'er kişilik böyle kafile halinde gezen hiç kimseye rastlamadım. Bilmiyorum, ben belki rastlamadım ama yani sizin gözlemleriniz nedir? Yani biz Manisa'ya neden özellikle Manisa'yı tanıtamıyoruz? Manisa'da ancak böyle büyük bir olay olursa, bir şey olursa haberlerde çıkıyoruz. Yani bizi sanayi mi bu kadar monotonlaştırdı? Yani böyle insanlar böyle bir tek düze halinde, işten eve, evden işe, sosyalleşme hayatı olmadı. Ekonomik olarak mı zayıf da değiliz ama nedir sizce bunun sorunu? Bence milattan öncesinden itibaren bir sürü medeniyetin gelip geçtiği bir yer burası. Yani evet, evet. Lidyalılar işte, Yunan medeniyetleri, Sart, bütün paranın kaynağı yani paranın burası. Paranın kaynağı. Şu anda tarihi yapıların hepsi şu an burada. Muhteşem bir tarihi turizm yapılabilecek bir alan. Burası aynı zamanda bir tarım kenti ama Türkiye'nin en büyük organize sanayi bölgelerinde yerleştiği bir kent. Biraz önce dediğim şeye bence geliyoruz. Hayır. Turistler burayı niye tercih etmiyor? Çünkü turistler için hizmet odaklı sistemler kurulmuyor. Bunları kimin yapması lazım? Kimin öncülük etmesi lazım? Buradaki milletvekillerinin. Siz son zamanlarda hiç şehirde görüşen, çalışan bir milletvekili sahada gördünüz mü? Ya da bugün milletvekili 10 tane biliyorum Manisa'nın. 10 tanesinin onunun kaç kişi ismini sayabilir? Kaç tanesini ben kaç kere gördüm? 1-2 tanesini 2 kere 3 kere görmüşümdür yani. Ki ben siyasette çok da ilgili olduğum halde, yani buna zaman ayıran bir insan olduğum halde, Manisa'yı tanıtacak, Manisa'nın turizmini güçlendirecek milletin vekillerine ihtiyaç var, belediye başkanlarına ihtiyaç var. Buradan gene bunu da söylemeden edemeyeceğim. Yani Büyükşehir Belediyesi'nin bu son dönemi benim için bu başkanın son dönemidir ve gerçekten bir duraklama dönemi olduğunu söyleyebilirim. Ben
Büyükşehir Belediye Başkanı'nın ya da herhangi bir belediye başkanının kapısının kapalı olduğu, onun odasının olduğu alana destursuz girilemeyen, günler öncesinden randevular alınıp işte neredeyse yalvar yakılacak bir belediye başkanlığının olmasını hayal edemiyorum. Bir belediye başkanı o şehrin biliyorsunuz amiridir. Bir belediye başkanı o şehrin görünen yüzüdür. O ulaşılabilir olmalı. Bütün belediye başkanları için bunu söylüyorum. Sahada olmalı. Biz onu bir gün bir sokakta, öbür gün başka ilçede görmeliyiz. Bu hangi belediye başkanı olursa olsun. Ama maalesef biz uzun zamandan beri, belki 2-3 dönemden beri gerçekten Manisa'ya işte elinin ucuyla hizmet eden belediye başkanları görmeye başladık. Yani kimse kusura bakmasın, ben böyle görüyorum. Şehir merkezini görüyor musunuz? Bu şehir merkezi Manisa'mıza yakışıyor mu? Yani bu mevzular çok uzun sürer. Onlar için ayrı bir konu çalışmak ve görüşmek lazım. İnşallah. Manisa'nın turizminin artmamasının sebebi öncelikle bu işte yetkisi olan seçilmiş kişilerdir. Bu seçilmiş insanlar bunu öncelik etmedikleri için Manisa turizmi bugün bu halde. Manisa'nın yeraltı da kanalizasyon sistemi de bugün bu halde. Yolları da bu halde. Yani elektrikli otobüsleri biliyorsunuz 10 tane 15 tane almışlar. 5 tanesi çürümeye girmiş bilmem ne. Bunlar için çok ciddi paralar ödendi. Manisa'nın trafiği bugün bu halde. Havası bu halde. Suyu bu halde. Yani biz dediğim gibi yöneticilerimizi iyi seçeceğiz. Seçmek zorundayız. Ama biz günlük ilişkilerimizi yapınca bu işler siz böyle. Siyasetçilere çok iş düşüyor. Çok iş düşüyor. Bence vatandaşlara daha çok iş düşüyor. Bence seçimlere gelene kadar, aday gösterileceği zamana kadar, partilerin aday göstereceği güne kadar her vatandaş bu baskıyı partilere yapmalı. Görmek istedikleri kişilerin aday seçilmesi için elinden geleni ardına koymamalı sevgili Manisalılar. Diyelim. Son söz olsun. Değerli seyirciler, gerçekten çok güzel bir dolu dolu bir program oldu. Gizem Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Kırmayıp bizi geldi. Vakit ayırdı bize. Başka bir programda tekrar görüşmek üzere. Hepinize sağlıkla, mutlulukla, esenlikler diliyorum. Hoşça kalın. Hoşça kalın.